aylarca üzerinde düşündüm. Sevgili kardeşlerim, güzelliğin kendisiyle bir arada değerlendirilemeyeceği iki şey tespit etmeniz, bu insan öldürme olur, hayvan kesme olur. Öldürmenin ve kesmenin dışında güzellikle bağdaştırılamayacak daha canlı örnekler verebilir misiniz? Veremezsiniz. Bakınız, Allah'ın Resulü her işin istisnasız güzelce yapılmasını beyan sadedinde nasıl örnek veriyor? Allah her şeyin güzel yapılmasını, kendisi görür gibi yapılmasını emir buyurdu. Ey inananlar! O halde siz فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَ öldürdüğünüz zaman güzelce öldürün. وَاِذَا ذَبَحْتُمْ kestiğiniz zaman فَاَحْسِنُ الذَبْحَ güzelce kesin. وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَالْيُرِحْ زَبِعَتَهُ kişi keseceği hayvan için bıçağını iyice bilesin ve hayvanını rahata erdirsin. Sevgili kardeşlerim, yani siz insan öldürdüğü için öldüreceğiniz kişiyi öldürürken yargı kararıyla lanetlemeden, aşağılamadan, işkence yapmadan, insana saygı ilkesini çiğnemeden öldürür. Buna İslam hukukunda nüsle yapmadan. Şimdi görüyorsunuz, o Amerikalı zalimlerin o Allah inancı ve korkusundan yoksun, ahiret muhakemesinden yoksun o insanların işledikleri işkencelere bakın. İnsanları öldürürken bunlar insan mı? Ama kaynak yok. İlhamını alacağı kaynak olmazsa insanlık dışı ameller kaçınılmaz olur. İslam öldürürken lanetlemeden, aşağılamadan, işkence yapmadan, insana saygı ilkesini çiğnemeden, yani kişiyi idam sehpasına çıkarırken buyurun aziz kardeşim diyerek çıkaracaksın. Ceza günahkarsa cezasını çekiyor. Sen insanlık dışı muamele yapamazsın. Hayvanını keseceksen Allah'ın verdiği ruhsatla ve onun adına keseceksin. İtip kalkmadan, mümkünse hiç ızdırap vermeden. Yani her işimizi ne yapacağız? İstisnasız her işimizi güzel yapacağız. Güzel giyineceğiz, güzel konuşacağız, güzel davranacağız, güzel tartışacağız, güzel iş yapacağız.